Sizin tariflerinizde Aksaray yemeklerinde bugün Hamidiye Mahallesi muhtarı Şadıman Singin Hanımefendi'nin evindeyiz ve Şadıman Hanım bizim için anneciğinden hatıra çeyizini efendim sermiş küçük bir odaya ve göstermek istemiş. Şadıman Hanım, öncelikle teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğiniz için. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Aksaray yemeklerini tanımak ve tanıtmak adına sizin evinizdeyiz ve Aksaray kurabiyesini yapacağız. Hı hı. Ama mutfağa geçmeden önce bu güzel şeyleri göstermek istedik seyircilerimize de. Biraz bize anlatır mısınız? Aynen. Bunlar annemin çeyizidir. İşte tepsimiz var, küçük bir aksesuarımız var, kömürlü ütümüz var, güğümlerimiz var. Yani annemin odasını benzetmeye çalıştım. Kur'an'ıyla, el işleriyle. Evet, burada yastıklarımız da var. Evet, şöyle. Eskiden yaygı denen, ismi yaygı olan örtülerimiz var. Bunları zaman zaman annemi yad etmek anlamında seriyorum anneler gününde falan. Ne kadar güzel. Hoşuma da gidiyor. Şöyle iğne oyalarını gösterelim. Gerçi imkanımız olsa, sürekli kalıcı olsa ama onu yapamıyorum. Ama bu şekilde de yaşatmak, yad etmek aynen çok güzel. Mesela şurada bir tablomuz var. Evet, şöyle bir bakalım efendim. Üzerinde zaten 1900 resimleri de kalmış olsaydı ama düğün resimleri vardı. Nedense o zamanlar düşünülmemiş. Bizim evliliğimizde benim resimler takılmış. Ama tarih var, orijinal bir tarih. 70 küsur senelik. Benim de hoşuma gidiyor bunları sergilemek, bunların içinde oturmak hoşuma gidiyor. Çok teşekkür ederiz gerçekten annenizin hatırasını bizimle paylaştığınız için. Evet sevgili seyirciler, sizin tariflerinizle Aksaray yemeklerinde şimdi Şadıman Hanım'la birlikte mutfağa gireceğiz ve meşhur asker kurabiyesini yapacağız. Sevgili seyirciler, yine merhaba ekibi olarak sizin tariflerinizle Aksaray yemeklerinde bugün Hamidiye Mahallesi muhtarı Şadıman Singin Hanımefendi'nin evindeyiz. Ve dillere destan Aksaray kurabiyesi ya da diğer adıyla asker kurabiyesi S kurabiyesini yapacağız. Evet Şadıman Hanım, öncelikle malzemeleri sayarak başlayalım mı tarifimize? Başlayalım. Malzemelerimiz 250 gram tereyağı, 1 su bardağı pudra şekeri, 700 gram kadar da ölçümüz tartımız bu. 700 gram kadar da un. Malzemelerimiz bu evet kadar. Peki nereden başlıyoruz? Sanırım önce tereyağımızı mı eriteceğiz? Önce yağımızı eriteceğiz. Evet sevgili seyirciler, Şadıman Hanım Aksaray Merkez'de tek kadın muhtar, bir hanımefendi muhtarın evine konuk oluyoruz ve ellerinden inşallah Aksaray kurabiyesini tadacağız. Şadıman Hanım tereyağını eritecek bizler için. Sonra aşamasıyla tarifi sizlere vereceğiz. Tereyağının suyunun çıkması için. Evet. Rengi kızarana kadar. Rengi kızarana aynen kadar eriteceğiz. Eriteceğiz. Sonra sonrasında biraz dinlendirip erimiş yağı dibine tortu, tuzunu bırakmasını sağlıyoruz. Evet. Sonra da bunu süzeceğiz. Süzeceğiz. Süzüp dolapta donduracağız yağımızı. Tamam, o zaman aşama aşama gidiyoruz. Evet sevgili seyirciler, Şadıman Hanım tereyağımızı ocakta eritti. Tereyağımız suyunu çekti, kızardı. Şimdi sanırım Şadıman Hanım dinlendireceğiz değil mi yağımızı biraz? Evet, yağımızı, ocağımızı kapatıyoruz. Evet, o söylediğiniz tortusunu bırakmasını bekleyeceğiz. Aynen, yağımızı bir süre bekletiyoruz. Ne kadar dinlendireceğiz aşağı yukarı? 1-2 dakika. 1-2 dakika sonra süzeceğiz. Sonrasında süzeceğiz. Evet peki, Aksaray Merkez'de tek kadın muhtarsınız. Birazcık evet bundan bahsedelim madem tereyağımızı dinlendirirken. Nasıl karar verdiniz? Kaç dönemdir muhtarlık yapıyorsunuz? 3 dönemdir muhtarım. Başka bayan muhtarımız da yok. Tek bayanım. Başlarda biraz alışmam, insanların da benim de zor oldu ama şimdi artık alıştım, bir sıkıntımız yok. Mahallemiz küçük bir mahalle. %70-80'i zaten Afganlı ve Suriyeli göçmen alan bir mahalle. Çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmalar 3 dönemdir. Evet, 3 dönemdir. Teveccüh gösteriyorlar. Aynen. 3 dönemdir seçiliyorsunuz. Bu arada mahalleme çok teşekkür ederim. Bir hanımın arkasında oldular. 3 dönemdir seçiyorlar. Allah razı olsun.
Evet, aslında çok kurumlarla, belediyemizle işbirliği şeklinde çalışıyoruz. Çok da aktif bir görev yürütüyorsunuz. Her şey askıda diye bir projeniz var. Evet, her şey askıda projemiz var. İki yıl önce mahallemizde bir ailemizin ekonomik bir sıkıntısı oldu. Hı hı. İşte ona yardım amaçlı tüpüydü, elektriğiydi, giyecekti. Toplarken her şey askıda projesi doğdu. Hı hı. Dedik ki bu ailenin nasıl olsa bir ay sonra da tüpü bitecek. İşte 6 ay sonra da elektrik parası gelecek, faturası gelecek. Bunun için her şey askıda yapalım. Elimizin altında malzememiz her zaman bulunsun istedik. O da Aksaray'da yoğun ilgi gördü. Basında çok fazla çıktı. Her şey askıda uygulamamızda her türlü ürün gelebiliyor, taşınabilir, her türlü ürün gelebiliyor. Mutfak malzemesi olur, halı kilim olur, yorgan yastık olur. Muhtarlık hizmet binasına getiriyor. Evet, evet. Kıyafetimiz var, kitabımız var, kuru gıdamız olabiliyor. Bunlar muhtarlığa geliyor. Veya insanlar alışveriş yaparken, örneğin bir makarna kendini alırken bir tane makarna da muhtarlığımıza verebiliyor. Ekmeğimiz oluyor, askıda ekmeğimiz oluyor gibi. Devam ediyoruz. Evet, gerçekten dayanışmayı seven bir toplumuz. Ne güzel örnekler verdiniz. Yani Hamidiye Mahallesi'nde de bunun yaşatılması, bu şekilde bir dayanışma içerisinde olması çok güzel bir örnek. Sanırım dinlendi tereyağımız. Hı-hı. Gerçekten dediğiniz gibi efendim bir tortu çöktü tereyağının dibine. Şimdi tuzudur o sanırım. Evet. Tortusu oluyor, tuzu oluyor yağlarda. Onun dinlenmesi. Evet. Ben süzgecimizi vereyim size. Hı hı. Süzme aşamasına geldik. Süzdükten sonra bekletmeden direkt dolaba götürebiliyor muyuz? Nasıl yapacağız? Evet, dolaba. Direkt buzdolabına kaldıracağız. Hı hı. Şöyle gösterelim tortuyu da aslında. Hemen Şirin arkadaşımız da bize yardımcı olsun. Bakın efendim. Şadım Hanım bunun püf noktası olduğunu söyledi. Tereyağımızı erittikten sonra o içindeki tortunun dibe çökmesini bekledik, süzdük ve şimdi buzdolabına kaldıracağız. Evet sevgili seyirciler, buzdolabında dinlendirmeye bıraktığımız tereyağımız dondu. Yarım saat beklettik efendim buzdolabının üstünde, difrizde değil mi, buzlukta. Evet. Ve gördüğünüz gibi şöyle katı bir hale geldi. Şimdi Şadım Hanım bu aşamada ne yapıyoruz? Şimdi bu yağımızı eskiden elle çırparlarmış. Böyle köpük olana kadar, krema kıvamına kadar elle çırpılırmış. Biz bugün ama artık robot kullanacağız, evet, çırpıcı kullanacağız. Biz şimdi mikserle yapıyoruz. Peki eskiden bunu elle çırparken kaşıkla mı, çatal? Yok, elleriyle. Elleriyle, o evet, bayağı zahmetli o zaman. Aynen. O zaman buyurun çırpalım. Köpük olana kadar değil mi? Kameraya da gösterelim. Kıvamını aldı. Çırptık. Evet sevgili seyirciler, donmuş tereyağımızı homojen bir kıvam alana kadar, köpürene kadar çırptık. Şimdi yoğurma kabını alacağız sanırım değil mi? Şekerini katacağız. Şeker, pudra şekerimiz. Pudra evet şekeri. Bir su bardağı. Eliyor muyuz bunda? Eliyoruz. Evet. Bu da bir püf noktası sanırım. Evet. Şimdi ben yardımcı olayım size. Buyurun. Sonra tekrar mı çırpacağız, evet, pudra şekeriyle birlikte? Peki asker kurabiyesi, ön kurabiyesi ya da S kurabiye. Bildiğim kadarıyla bir hikayesi de var. Birazcık bundan da bahsedebilir miyiz seyircilerimiz için? Kurabiye Aksaray'a özgü bir kurabiye. Asker kurabiyesi deniyor. Bunun sebebi de eski dönemlerde askere giden çocuklara bayatlamadığı için, uzun süre kalıcı tazeliğini koruduğu için azık olarak konurmuş. Hı hı. O yüzden asker kurabiyesi deniyor. Evet. Ama sadece askere değil, bebek doğumunda, kız istemede, hı hı, işte askere giden çocuğumuzda, hatta bayramlarda. Evet, ikram olarak yapılıyor Aksaray kurabiyesi. Evet. Evet şimdi pudra şekerini de kattık tereyağımıza. Birkaç dakika çırptık. Şimdi yoğurma kabımızı alıyoruz. Yağ ve şeker karışımı. Aslında böyle hanımların yöresel lezzetleri koruması, sofralarına taşıması çok güzel bir şey değil mi? Evet. Yani böyle değerlerimize sahip çıkmak. Annelerimizden öğrendiğimizi. Değil mi? Peki Aksaray'ın düğünlerinde hangi yemekler pişer?
Aksaray düğün yemeği çok fazla kalmadı. Eskiden bamya çorbası, işte mantısı, yahdi de denen nohutlu etli yemeği yapılırdı ama şimdi düğün yemeği kalmadı. Evet, şimdi 700 gram demiştik değil mi? 700 gram unumuz var. Yine eleyeceğiz sanırım. Aynen. Peki unu neden eliyoruz? Yani böyle tortusu olmaması için mi? Bunun hem tortusu için hem de unun havalanıp daha kabarması, kabarması için. Olması için, evet. O yüzden elememiz önemli. Bir de parça parça katıyoruz onu. Hepsini birden katmıyoruz. Aslında çok da pratik, böyle her evde bulunan fugra şekeri. Sadece beklemesi zaman alıyor. Evet, onun biraz. Onun çıkarıyorum. Çıkarın, buyurun. Şimdi elimize yoracağız sanırım, böyle daha iyi hamurun. Ben alayım onları bu tarafa, hem size yardımcı olayım. Güzelce yediriyoruz unumuzu karışıma. Peki hamurumuzun kıvamı nasıl olacak? Nasıl tarif edebiliriz seyircilerimize? Ele yapışmayan. Ele yapışmayan. Evet, çok da sert olmayacak, dağılır. Dağılır. Kurabiyemiz. Ayrı bir püf noktası da pişerken sürekli sık sık fırının kapağını açıp kapamak gerekiyor. Orada da havalandırmak gerekiyor. Evet. Evet, artık asker kurabiyemizin şekillendirme aşamasına geldik. Şimdi püf noktalarıyla Şadıman Hanım bizim için şekillendirecek. Buyurun Şadıman Hanım. Evet, elimizi yıkadık. Elimizde hamur kalmadı. Kurabiyemizi artık şekillendirebiliriz. Aslında ev ekonomisine de katkı sağlıyorsunuz değil mi? Siz sipariş alıyorsunuz. Siparişle yapıyorum. Amaç tabii ki Aksaray'ın tanıtımı, Aksaray'ımızın kurabiyesinin tanıtımı ama. Peki tarifi kimden öğrendiniz? Tarif annemden. Annenizden. Evet. Evet, peki siz pişirme kağıdı sermişsiniz tepsinize. Evet. Yani evinde pişirme kağıdı olmayanlar için efendim yağlaması gerekiyor mu tepsiye? Gerekmiyor. Ama direkt... evet, alüminyum tepside çok daha güzel pişiyor. Alüminyum tepside pişirmek önemli püf noktası açısından. Kalın olduğu için zaten kendisi de yağlı. Evet. Yağlamak gerekmiyor. Ki ben de yardım edeyim mi biraz böyle pratik olun açısından. Hem de denemek istiyorum aslında. Şöyle mikrofonu alalım. Yani şöyle bakalım ne kadar becerebileceğiz. Zaten ufak ufak başlamak istiyorum. Şöyle biraz uzatırsanız. Tamam, şöyle bir özleştirip. Tabii baharetli ellerde şekillendirmesi kolay ama şimdi ben ilk defa deneyeceğim. Bakalım ne kadar becerebileceğim. Olmuyor. Nasıl böyle? Tekrar yumacağız mı? Şey yapalım. Tamam, ben alayım. Evet. Şöyle, sanırım şöyle yapmıştınız. Aha. Yeterli mi? Evet, kesiliyor. Evet. Yeterli. Bir de şuradan. Sonra bitiyoruz değil mi? Evet, bitiyoruz kenarından. Şöyle oldu sanırım birazcık, yani sizdeki kadar olmasa da. Hı. Şöyle mi bitiyoruz? Evet. Tekrar bir sereyle ince şuradan tutunca. Evet. Ha, birazcık daha belli şekillendirmesi. Bu sanırım hazır değil mi? Hı. Şimdi benimkiler şekil itibariyle tepside kendisini gösterecek efendim. Acemi ellerden çıkan bir kurabiye şekli olarak. Bu sefer oldu sanırım birazcık daha. Evet. İyi gibi. Evet. Peki kaç derece fırında pişireceğiz? 170 derecede. 170. Parçalım. Evet, yavaş yavaş ısındırmaya başlıyor. Evet. 170 derecede pişiriyoruz. Evet. Pişerken de sık sık fırının ağzını açık kapatıyoruz. Havalandırıyoruz. Hı hı.
kurabiyelerimiz çok fazla çatlamasın, evet, dağılmasın. Pişme süremiz ne kadar peki? 30-35 dakika sürüyor. 35 dakika. Bayağı da bereketli bir kurabiye sanırım. Evet. Böyle bir baktığımızda. Şimdi kız bakmadı, kız istemedi, düğünlerde, bayramlarda, asker uğurlamalarda yapıyoruz bunu geleneksel olarak. Hı hı. Evet, Aksaray'a özgü bir kurabiye. Peki bunun içine başka neler katabiliriz? Çeşitlendirebilir miyiz samurumuzu? Hani biraz normali daha... Normali budur, evet, ama istenirse kakao katılıp kakaolusu yapılabiliyor. Hı hı. Tahin katılıp tahinlisi olabilir. Evet. Meyve aroması katılarak meyvesi yapılabilir. İsteyen çeşitlendirebilir yani, ama... Orijinali budur. Orijinali bu. Yöresel lezzeti, evet, bu. Evet. Ve dolapta 6 ay 1 yıl. Evet, aslında en büyük özelliği sanırım. Derin dondurucuda kalabilir. Evet, normal dolapta 1-2 ay. 1-2 ay. Alt bölmesinde 1-2 ay. Hı-hı. Hiç bayatlamadan kalabilir. Peki dondurucudan çıkardığımızda çözülmesini bekleyeceğiz sanırım. Evet. Değil mi? Bekletmek, evet, istiyorsak. Sonra servis. Çözüldükten sonra. Hı-hı. Ben artık karışmıyorum sevgili seyirciler. Gerçekten hani bu hamuru bu kıvama getirip bu şekilde inceltmek maharet istiyor gördüğünüz gibi. Siz Aksaray'ın yerlisiydiniz değil mi? Aksaray'ın yerlisiydim. Peki günümüzde gelenekler ne kadar yaşatılıyor? Şöyle eskilerden bugüne bir bakış açısı atacak olursak. Yani yaşatmaya çalışıyoruz ama teknoloji çok gelişti. Evet. Ayak uyduramıyoruz daha doğrusu. Yaşatamıyoruz. Evet. Mesela bu kurabiyeyi yaparken bile mikser kullandık yani. Değil mi? Eskiden bunlar iki saç arasında tandırda pişermiş. Değil mi? Fırın olmadı. Yani onun yani lezzetiyle şimdi bunu, evet, yapamamak mümkün değil. Tabii doğru, mümkün olduğunca yaşatmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi hamurumuza hiçbir şekilde karbonat ya da kabartma tozu yok, açmadık. Şey katmıyorum. Şeker de atmadık. Aslında çok da sağlıklı bir malzeme. Değil mi şey olarak? Hatta eskiden tereyağı, pudra şekeri ve un sonuçta bu. Yeni doğan bebeklere ilk mama olarak verilebilirmiş. İşte biraz sıcak suyla. Evet, özleştirip. Evet, şey yapıp, inceltip. Evet sevgili seyirciler, artık Aksaray kurabiyemiz ya da diğer adıyla Sey kurabiyemiz, un kurabiyemiz pişti. Şadım Hanım şöyle fırından alalım mı artık? Alalım. 30-35 dakika kadar 170 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirdik kurabiyelerimizi. Şimdi Şadım Hanım, 3 dönemdir muhtarlık yapıyorsunuz ve seçim dönemlerinde ayrıca seçmenlerinize de teşekkür babında bir çalışma yaptığınızı söylemiştiniz. Bundan bahsedelim biraz. Seçimden önce seçmen kağıtlarımızı dağıtırken bir kadın inceliğini, hı, ve Aksaray'ımızın kurabiyesini tanıtmak amaçlı seçmen kağıtlarımızı kurabiye eşliğinde dağıttık. Ne güzel. Sonrasında seçim bittikten sonra teşekkür anlamında Aksaray şeker böreği dediğimiz kalbura bastı tatlısıyla da mahallemize teşekkür ettik. Ne güzel, ne kadar farklı, çok incelikli bir hareket olmuş. Evet, şimdi şöyle artık kurabiyelerimiz pişti. Şöyle elimizle alalım mı şöyle servis tabağımıza? Şöyle benim yaptıklarımdan da efendim şöyle. Çok sıcak gerçekten. Şimdi Şadım Hanım, peki soğuduktan sonra aylarca bayatlamadığını söyledik kurabiyemizin. Saklama koşullarından, evet, da biraz bahsedelim mi seyircilerimize? Buzlukta ya da alt dolapta saklarken?
Evet efendim, artık servise hazır. Sıcakken çok fazla oynatmıyoruz. Hı-hı. Çünkü kırılmalar olabiliyor. Evet. İyice soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra sızdırmaz dediğimiz kaplarla buzlukta saklayabiliyoruz. Bir yani, yıl kadar durabiliyor derin dondurucuda. Alt bölümde de 1-2 ay değil mi? 1-2 ay rahat durur, bayatlamıyor. İstediğimiz zaman dolaptan çıkarılıyor. Kaplarımıza dikkatli bir şekilde yerleştiriyoruz. İstediğimiz zaman servise çıkarıyoruz. Peki, ellerinize sağlık, gerçekten teşekkür ediyorum. Şimdi efendim, Şadıman Hanım gerçekten çok maharetli bir hanımefendi. Şimdi özellikle burada bir iki tatlı var ki onlardan da bahsetmek istiyoruz. Bu da Aksaray'a özgü sanırım. Bu da Aksaray'a özgü. Birazcık bahsedebilir miyiz? Bizim için hazırlamış sağ olsun. Eskiden yine Alda dediğimiz pekmezle yapılan kabak tatlımız. Hı-hı. Kirece yatırılıyor. Sonrasında pekmezle kaynatılıyor. Kabak tatlımız hazır oluyor. Bu da mevsiminde yapılması gerekiyor. Yani her an yapılamıyor. Ben öncesi yapmıştım bunu. Evet, gerçekten. Çok da lezzetli. Biraz önce ben tadına baktım. Artı kurabiyemizi... Kakaolu yapmıştık. Hı-hı. O var. Evet. Söylemiştik zaten, tahinli olabilir, kakaolu olabilir. Evet, meyve aromalı olabilir. Meyve aromalı olabilir. Evet. Demiştik. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Gerçekten elinize, konunuza sağlık. Bugünün anısına belediye başkanımız Sayın Evren Dinçer'in bir hediyesi var efendim. Size takdim etmek istiyorum. Böyle kahvelerimizi yudumlarken lütfen lütfen. Çok teşekkür ederim. Hem belediye başkanımıza hem de sizlere teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiniz. Misafirim oldunuz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık.